وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسَى Devamında Rabbimiz onların bu düşüncelerinin kendi geçmişleriyle, kendi iman, inanç hayatlarının ne kadar çatıştığını, ne kadar çeliştiğini ifade etmek için der ki وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ Dürüst olun be. Musa size beyinlerle gelmemiş miyim? Ve iman etmiştiniz değil mi? Sonra سُبَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجِلِ مِنْ بَعْدِ O Tur'a çıktı diye, 40 gün 40 gece Allah'ın huzuruna çıktı diye, Allah'la konuşmaya gitti diye, o 40 günü peygambersiz geçiririz, ne yaparız diye yerine bir icil koydunuz, bir buzağı koydunuz. İttakadutumul icil. Bir buzağı dindiniz. Ve entüm zalimi ve zulmettiniz üstelik. Hani siz size indirmeni iman ediyordunuz? Bu da yalan. Kendi indirdiğini kendinize size indirmeni iman etmiyorsunuz. Musa'yı indirmen size değilse kime peki? Ne diye peki Musa'yı sattınız? Ne diye Tevrat'ı sattınız? Ne diye buzağı Musa'nın ve vahiyin önüne geçirdiniz? Yani bu insaf demek gerekir. Dercesine adeta bir ayet. Yani adeta bir önceki ayet-i kerimede söyledikleri iddialarının yalan olduğunun ispatı, kendi kitap ve peygamberlerine imanları bile problemi olarak bu gösterildi. Dün Musa ile getirdiği mesaja iman eden, sadece onunla yetinmeyen, bunun yanında buzağı sevdasına tutulanların durumu ile, bakın bu cümle dikkat edelim. Musa'ya inanmıyorlar bu insanlar. Musa'ya iman ediyorlar. Ama biz buzağı sevdası var, icil sevdası var Kur'an ifadesiyle. Bir buzağı sevdası var. Bunların durumu ile, bunların durumu ile bugün Allah'a iman ediyorum diyen, peygamberi kabul ediyorum diyen, kitaba da iman ediyorum diyen ama falanın izinden asla ve kata ayrılmam diyenlerin durumu da aynıdır. Tapınma açısından düşünmeyin bakın lütfen. Dünküler de buzağa tapmadıklarını söylüyorlardı. İlginç tarafı bu. Ve Kur'an'da İsrailoğullarıyla birlikte anlatılırken icil buzağa konusu hiçbir yerde tapınma konusu geçmez biliyor musunuz? Hiçbir yerde. Yani u'budu ya da ya'budu ya da ta'budul icle falan değil. Hatta buzayı edinme kelimesi geçer sadece. Buzayı edinme. Ne edinme? Meallerde parantez içerisinde ilah edinme diye ilave edilir. Ayetin lafzında o yok. Yanlış ve doğru tartışmıyorum ama buzayı edinme var. Yani ya ittehaltumul icil diye geçer, ya ittehadul icil diye geçer, ya da ittihadikumul icil diye geçer. Üç şekilde geçiyor Kur'an'da. Buzağının edinilmesiyle alakalı bütün yerler hep böyle anlatılır. Ne edinme? Ya edinme işte. İlah mı? Belki ama olmayabilir. Tapınma mı? Kesinlikle değil. Çünkü bu insanlar kafir değil. Evet. Bu insanlar kafir değil ha. Farkına varalım bu işin. Hatta Araf suresinde İsrailoğulları denizi geçtikten sonra denizi geçirdikten sonra diyor Rabbimiz onları biz denizi geçirdikten sonra bir kavimle karşılaştılar. يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ Kendilerine ait putlar olan bir takım insanlarla karşılaştılar da Musa'nın karşısında dikildiler ve dediler ki Ya Musa اِجْعَلْ لَنَا اِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ عَالِهَا Ey Musa bunlara bunların bir ilahları olduğu gibi puta tapınan bir toplum gördüler ya Mısır'dan kurtuldular, Firavun'un boğuluşunu izlediler, kendi kurtuluşlarını yaşadılar. Puta tapın bir toplum gördüler. Ey Musa dediler. Bunların putları olduğu gibi bize de put yap dediler. Bunların putları olduğu gibi bize de ilah yap dediler. Okun Araf suresinin 130'lardan sonraki ayetlerini. Musa ne dedi? İnnekum kavmun tecehlun. Siz ne kadar cahil bir toplumsunuz. Ve Musa bunları tekfir etmedi ki. Ne diye söylediler bunu? Bir aksesuar mı? Diyebilirsiniz belki. Bir zevk meselesi mi diyebilirsiniz tabii ki. Ama kesinlikle burada bir küfür, bir inkar, Musa'yı tamamen bertaraf etme söz konusu olmadığını söyleyelim. Bunu söylüyorum çünkü benzer bir olayı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yanlış hatırlamıyorsam Hayber dönüşü yaşadı. Aleyhissalatü vesselam Araf suresinin Musa İsrailoğulları ile ilgili bu ayetini o orada da aynı şekilde kullanarak bize bir irşatta bulunuyor. Müslümanlardan birisi aleyhissalatü vesselam'a dedi ki ya Resulallah biz dedi savaşlardan döndüğümüz zaman
altında böyle eğleneceğimiz bir şenlik, şölen yapacağımız, bize bir ağaç tahsis etsen, bir ağaç belirlesen, bir yer belirlesen. Çünkü müşriklerin savaş sonrası şenlik yaptıkları, zafer kutladıkları Zat-ı Envat denilen ağaçları var. Bize de benzer bir şey tahsis etsen, biz de savaşlardan sonra böyle bir şenlik faaliyet yapsak dediğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam ne dese beğenirsiniz? İsrailoğulları da Musa aleyhisselam'dan aynı şeyi istemişlerdi diyor. Ne alakası var? Yani sahabe peygamberden bir ilah mı istedi? E tabi ilah olarak okursanız öyle anlaşılıyor değil mi sanki? Hayır. Yani sahabe küfre mi girdi? Sahabe puta mı taptı? Put tapma mı? Öyle değil. Böyle bir istek de değil. Ama bakın sadece bir nedir? Hayata bir katkı sağlayacak. Dinin emretmediği, dinin uygun görmediği, dinin insanlara söylemediği, yönlendirmediği, olması gerek demediği bir şeyi Müslümanlar olması gerekir diye düşündükleri bir şeyden bahsediyor Allah Resulü. İsrailoğulları da Musa Aleyhisselam'dan benzer bir şey istemişlerdi diyor. Onun için diyorum bakın, dünkü Musa'ya iman edenler buzağa taptıkları zaman ya da buzağı edindikleri zaman tapınmıyorlardı. Küfre girmek, şirk koşmak adına bunu yapmıyorlardı. Bugünkü anlamda da söyleyeyim, Allah'a, peygambere ve kitabına iman ettiğini söyleyen ama kendi kafalarına göre bir din yaşayan, kendi kafalarına göre insanları putlaştıran, ilahlaştıran, hayatın rehberi merkezi haline getiren insanların durumu da aynıdır. Niye? Allah varsa vardır, yoksa hiçbir şey kabul edilmez ki. Ya Allah vardır ya başka bir şey yoktur. Olmaz böyle bir şey. Onun için Allah özellikle bu insanların geçmiş tarihlerinde yapmış oldukları yanlışlarını kendi düşünceleriyle, kendi kanaatleriyle nasıl çeliştiğini ortaya koymak adına söylüyor. Söyleyin, geçmişte Musa'ya kitap geldi ve siz buza edindiniz. Ne haber? Musa sizin peygamber değil miydi? Vahiy size gelmemiş miydi? Senin dinlen kitap değil miydi? Ne diye peki reddettiniz? İman etmiyorsunuz demek ki. İman etmek istemiyorsunuz.